Sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube, YouTube sohbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri. Hoş geldiniz. Çekelim mi? Umut seni vurmayayım. Akıyor muyuz? Asus'da yakınını arıyor bir önceki bölümden. Seni merak ediyor olabilirler bir şey. Kolum kırıldım yazmışım. Kim, nereye yazmışım? Ay yok ya, öf, bu insanlar gerçekten can yaptı, can. Tamam hadi bay bay. Sokakröportajları.com'dan, YouTube muhabbetlerinden üstelik bir de. Hepinize merhaba. Bugün yanımızda Ecem Aytimur var. Ecem nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla, teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni burada görmek ya. Öncelikle ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Valla iyi ki geldin. Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda çok popüler olan İşte League of Legends, Dota gibi birçok oyunu anlatacaksın zaten şimdi ama onların cosplaylerini yapıyor ve kendisi yapıyor Ecem. Türkiye'nin en ünlü bu işi yapan kişilerinden bir tanesi. Nasıl bulaştın bu işlere? Anlatsana biraz. Çok karışık. Öncelikle lisede bizim Balıkesir'de okudum bu arada liseyi. Lisede şamata günü denilen bir gün vardı. Kostüm kiralayıp gidiliyordu o gün. Hı-hı. Herkesin. Ve bütün liselerde böyle bir şey olmuştu. Viral bir olay olmuştu. Bir şey. Evet, o tarz. Fiyatları çok fazlaydı. Ben de dedim ki yani ne gerek var? Hani gidip saçma salak kostümlere o kadar vereceğimi kendim yaparım dedim. Gittim ve bir elf kostüm yaptım şey. Ama random bir elf. Yani cosplay denmez. Tek bir karakterin değil. Hani kendimi tasarladı. İşte gördüğüm kıyafetlerden, seçtiğim kumaşlardan bir kostüm yaptım. Boğaziçi'nde çok fazla kulüp var. Kulüplerin hepsinde tanışma çayları oluyor. Tanışma çayında da ben oyun kulübündeydim. Oyun kulübünün tanışma çayında o kostümü giyiyorum. Neyse o elf gün... Elf kostümle çöle mi? Evet. Sonrasında Hobbit 2'nin galası oluyor. Hobbit 2'nin galasını düzenleyen kişiler de bizim okuldaki insanlar. Cosplay'li insan getirmeye çalışan insanlar. Çaydayken beni görüyorlar işte kostümlü. İşte galaya da tek bir kişi gelemiyor kostümlü olarak. Farklı bir şehirde olduğu için. İşte bizim okulda şöyle bir kız vardı, işte kostümü de vardı, gelebilir mi acaba falan diye. Ben böyle galadan 2 saat öncesinde falan haberim oluyor galaya gideceğimden. Ben de işte hani oynadığım oyunlardan, izlediğim filmlerden, eskiden anime izliyordum, animelerden vesaire hep kostümler yapmaya başladım öylelikle. Ecem peki bu oyunda oynuyorsun bir taraftan değil mi? Evet, yani sadece cosplay değil aslında oyun dünyasının içinde de varsın. Ben hani kadınların bu oyun dünyası biraz daha normalde uzaklardır ya. Erkek dünyası olarak bizim biraz daha ayrılmış. Şu anki dönemde öyle değil. Şu anda da daha azlar yani aslında baktığın zaman erkeklerden çok daha az öyle mi? Kadın oyuncu var. Şöyle ben bayağı ilk öğretimde falan başladım. Dayımla falan beraber bir zaman geçirdiğim için dayımla beraber Knight Online oynamaya falan başladık böyle. Heroes oynamaya başladık. Hani eski stratejidir işte Knight'tir, PvP'dir vesaire bütün neredeyse bütün oyunları oynamışımdır. Bizim üniversitede mesela kız oyuncu daha fazla erkeğe göre. Yani gerçekten öyle. Şey tanışıyorum insanlarla ne oyun oynadım falan diyorum hiç böyle oyun oynamadım ki falan oluyor yani erkekler olarak neden böyle bilmiyorum. Bizim üniversiteye gelince anladım oyun oynamayan erkeklerin varlığından. Şey bir şey mi? Boğaziçi'ne özel. Özgü bir şey. Evet. Peki hangi oyunları daha çok seviyorsun, daha çok oynuyorsun? Şu an LoL'ü daha çok seviyorum ve cosplay'ini de hani ağırlık olarak LoL cosplay'i yapıyorum. Yani LoL cosplay'i yaptım. Kısım şu kadar ve diğer hani animedir, filmdir falan yaptım eşittir. Hatta belki LoL bile daha fazladır. Cosplay ne peki? Tamam. Cosplay ne demek? Costume play'den geliyor zaten. Tamam. Hani kostümü yapıp o karakterin içine girip karakter gibi davranmaktır. Hı. Yani mesela o yüzden etkinliklerde de hani kostümü yapıyorsunuz okey. Ama sahne şovu işte karakter gibi davrandığınız vesaire oradan da puan hani puanlama sistemi vesaire oluyor. Değerlendirme oluyor. Tabii tabii etkinliklerde hani bütün etkinlikler özel değil ama kostümlü yani daha doğrusu cosplay etkinliklerinde bir yarışma oluyor. Yarışmada ona göre değerlendiriliyor. Yani sadece yaptığınız kostüm işte craft yaptığınız leti taktığınız karaktere benziyorsunuz değil olay. Sahne şovunuz da iyi olması gerekiyor. Senin çok acayip bunları falan kendin yapıyorsun. Evet yani. Hepsini kendim yapıyorum. Her şeyi kendin yapıyorsun. O zaman cosplay ile kostümü de kendi mi yapması gerekiyor herkesin? Hayır öyle bir şey yok. Ha. Öyle bir olay yok. Yani hazırda söyleyebilirsiniz. Başkasından da alabilirsiniz. Yani yardım da alabilirsiniz vesaire. Peki en çok kostümünü yapmaktan ve bu karakterini bürünmekten hoşuna giden, en çok sevdiğin karakter hangisi? League of Legends'tan Vladimir. Vladimir normalde erkek karakter. Ben bayan versiyonunu yaptım. Elindeki ne? İnsanlar onu merak ediyor çünkü şeyin başından beri görüyorlar elinde. Ne o? Elimdeki bu League of Legends'taki Ahri'nin orbu. Evet biraz temassızlık var etkinliklerin sonucunda çok oluşuyor. Kullandık. Aynen öyle. Buyurun. Sence mutluluk nedir? Mutluluk, zevk aldığın işi yapmaktır. Çok güzel basit cevap. Oldu ama. Yok, bence öyle. Gayet güzel cevap. Çektir bakalım. Telefonuna gelen son mesajı okur musun? Evlenelim mi? Gerçekten evet. Mi? WhatsApp'tan mı? Hayır, Facebook'tan. Facebook'tan. Günlük Facebook'tan en az 10 tane geldiği için böyle sorular o yüzden. Evlenelim mi diye en az 10 tane evet, geliyor. Ne garip bir dünya ya. Çok çocuklar enteresan. Yani normal. Kaç yaşında? 12 yaşında değil mi? Evlenelim mi? Şu ana kadar satın aldığınız en pahalı şey nedir? Hadi bakalım. Bilgisayarım. Laptop mu kullanıyorsun? Laptop. Laptop. Laptop mu kullanıyorsun yoksa desktop mu kullanıyorsun? Laptop kullanıyorum. Laptop kullanıyorsun. Bu oyun bilgisayarları mı? Oyun bilgisayarı evet. Ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hani okuduğun bölüm yapmak istemedin değil mi?
Nasıl bir hayalim var? Boğaziçi Üniversitesi'nde ben fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Tamam. Şöyle bir kafa oluyor genelde Boğaziçi'ne girerken. Boğaziçi olsun ne olursa olsun çünkü hani... Boğaziçi olsun çamurdan olsun. Aynen öyle. Aynı zamanda Müjdat Gezen'le oyunculuk eğitimi alıyorum ben. Hani oyunculuk ya. Olarak devam etmek istiyorum. Oyunculuk tarzında. Oyun tarafındaki tadında. Bu hani oyun farklı, oyun tarafını yok, bırakacak yok. Mısın? Yok onu da bırakmayı düşünmüyorum. Yani sonuçta hani hayatının her alanında olan bir taraf. Oyunculuk, cosplay vesaire. Hani beraber gidebiliyor zaten. Son olarak buradan LOL işte bu oyun dünyasında olan genç arkadaşlara ya da senin bu yaptığın işe merak salan arkadaşlara bir mesaj ver. Ondan sonra da teşekkür ederim. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Twitch'te zaten ben şey yapıyorum. Oyun yayınları. Ben onu da söyle. Evet onu da izlesinler. Sen de izlesinler. Oyun yayınları ve creative yayınlar yapıyorum zaten. Creative yayın nedir? İşte cosplay'i mesela beraber yapıyoruz yayında. İşte siz soruyorsunuz hangi malzeme nereden vesaire şeklinde. Kitle biraz büyüdüğü için herkese cevap verememeye başladım. Ben de artık hani YouTube'a giriş yapacağım. Güzel. YouTube'da da işte hani hangi malzeme nereden bulunur, işte hangi malzemeler hangi kostümleri kullanır vesaire o tarz şeklinde başlamayı düşünüyorum. Ki büyük ihtimalle bu video yayınlanana kadar ben de başlamış olurum. Yeni bir YouTuber geliyor. Yeni bir YouTuber geliyor. Peki ne öneriyorsun? Cosplayci. Ne öneriyorsun? Oyuncu gençlere ne öneriyorsun buradan? Cosplayer'lara biraz hassas olun. Hassas davranın, saygılı olun. Ve bizim craftlarımıza lütfen saygılı olun. Geçen seneki KMF'de ben Ahri denilen bir cosplay yapmıştım. Ahri'nin de kuyrukları var. Bayağı da büyük. 2,5 metre kadar kuyruklarını yapmıştım. Her insan fotoğraf çekeceğiz diye yanına gelip kuyrukları söndürdü. En sonunda da dalga geçiriyordu. Bu ne biçim Ahri, bu ne biçim kuyruk? Lütfen biraz daha saygı. Cosplaycilere saygı. Buradan kadınlara saygı. Kadınlara da saygı zaten de cosplaycilere de saygı. Erkek de cosplayci var yani baktığın zaman aslında. Tamam ben. Evet. Cosplaycilere saygı. Bütün insanlara saygı ya. Bunun hayvanlara saygı değil mi? Hayvanlara da saygı. Teşekkür ederiz Ecem. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Ecem bugün misafirimizdi. Bu enteresan bilgiler için de. Enteresan bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bize yanında getirmiş olduğun cosplay craft diyoruz değil mi? Bunları craftlar için çok teşekkür ederiz. Ecem'i kendi Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Ecem Aytimur. YouTube hesabından hepsi bundan Ecem. Sonra takip edebilirsiniz. Bir de aynı zamanda Türkiye'de düzenlenen oyun buluşmalarına gittiğiniz zaman büyük ihtimalle Ecem'i farklı kostümlerde göreceksiniz. Ecem'in kostümlerine iyi bakın. Ona iyi bakın. Onu sevin. Onu kollayın, onu koruyun. Seviyoruz sizi. Hoşça kalın. Ben burada Antony'ya. Buradan yürü yapalım. Evet. Antony. Antony'cim. Bilen varsa. Come here. Antony come here. Ara oldu. Ben de açım. Kebaba da baktık. Dünya mutfakları arasında en çok hangisini seviyorsun? Neden?